Ahmet Ertegün evinde, keza sokağa karşı çok az sayıda pencereyle sokak istikametine bakan bina, o istikamette gene iki kitle tam koruyucu bir nitelik taşıyorlar. Bunları yeniden restore ettik. Ama bu Bodrum'da mimarinin, yani tamamen farklı gibi gözüken mimarinin, bütün Osmanlı Devleti'nin var olduğu her yerde ortaya çıkan koruma fikrini o mahalli malzemeyle nasıl gündeme getirdiğini gösteriyor. Bodrum'daki mimari. Bir kere iç dış bağlantısı insanın bakma ve dünyayı her yönüyle görme hakkının korunması, bu hakkın sağlanması ve bundan doğan güzelliğin Ertegün evinde yer alması da amaçlardan bir tanesiydi. Yani mesela üç katlar özellikle manzaraya doğru yönelirken zemin kat bahçeye büsbütün açılıyor. Bu durumda açılan açıklıkların, dışarıya açılanların ve bahçeye açılanların farklı yerlere bakmak dolayısıyla açılma biçimlerinde de fark olmasının yararlı olacağını düşündük. Denize, kaleye doğru bakan sokak cephesinde pencere kapakları iki yana doğru açılıyorlar. Buna mukabil arka cephede bahçeye bakarken bunların bir kısmı yana doğru açılıyor, bir kısmı tekrar yukarıya doğru açılıyor. Acaba başka hangi unsurlarla bu meseleye temas edebiliriz sorusunu bir şekilde ertesi günün eşi Nika Hanım'la bir görüşme canlandırdı. Ben bu gayrimaddilik halinin bir parlama ile de nasıl oluşturulacağından bahsettim ve Çinlilerden bahsettim. Mika Hanım'ı Çinli köşke götürdüm. Müthiş etkilendi ve bu şekilde Çinliler kullanmaya karar verdik. Bu şekilde kullanılma alanı aslında gene bizim tarihimizde çok önemli olan yıkanma alanı olsun dedim. Yani hamam, yıkanma, namütenahi önemli bir yer. O yere özel bir önem vermek gerekir dedim. Ve dosdoğru yıkanma alanlarında seramiği kullandık.